Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Konuğum da geldi. Merhabalar. Bugünkü konumuz pek çok insanı yakından ilgilendiren bir sohbet olacak. Konuğum da bu işin eğitim almış, gayet donanımlı ve çok severek de ben takip ettiğim bir insan. Kendisi diyetisyen ve fizyoterapist Ferhat Bey, Ferhat Aydın Bey. O da benim gibi bir takım metabolik hastalığını tamamen beslenme şekliyle çözmüş bir insan. Ben şimdi çok fazla uzatmadan kendisini davet edeceğim. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür. Ben Ben de iyiyim. çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız, konuk oldunuz. Vallahi seve, benim için onur, keyif. Umarım insanlar da faydalanır. Aynen bu şekilde. Bahsettiğim ben izleyicilerimize ben çok, siz çok donanımlı, konuda eğitimli bir insansınız ve sayfanız gerçekten çok hoş. Keyifle zaten takip ediyoruz. Normalde teknik durumdan olarak da hani ulaşamayacağım çok pek, pek çok şeyi sizin sayfanızda zaten görüyoruz zaten. Özellikle hani bağırsaklar ve sindirim konusunda çok güzel paylaşma yapıyorsunuz. Hani gerçekten bu konuda tekrardan ben size çok teşekkür ediyorum. Ferhat Bey, ben de sizin falan çok fazla hani zamanınızı almadan böyle bir sohbeti insanlara aktarmak istiyorum ben de. Benim birkaç zaten şeyi söyleyeyim ben özellikle izleyicilerimize. Bugün konumuz zaten özellikle yüksek karbonhidratın getirdiği hastalıklar. Ferhat Bey de zaten bu konuda çok bir takım hastalık yaşamış kendisi. Ona kendisi size ifade edecektir bunu. Ve daha sonra bu da beslenme şekliyle sağlığına kavuşmuş ve şu an gayet sağlıklı bir arkadaşımız. Ama önce de ben Ferhat Bey'den şey isteyeceğim. Bize en çok sorulan soru var. Özellikle bize çok soru geliyor. Ona bir cevaplayıp daha sonra bir kendini tanıtabilirse artık sohbeti akışına ben bırakacağım. Şeyi çok merak ediyorlar. Hani genelde bu internet uygulamalarında insanlar ne zaman ideal kiloya hani nasıl hesap yapacaklarını, nasıl yapacaklarını konusunda çok böyle soru işaretleri var. Hani ideal kilo nedir? Ve bu nasıl hesaplanır? Bunu bir izah ettikten sonra bir tanıtım yaparsanız daha sonra biz konumuza devam ederiz. Tabii. Öncelikle böyle bir davetiniz için çok teşekkür ederim. Umarım katılan arkadaşlar, katılan izleyiciler de faydalanır. Ben fizyoterapist, diyetisyen Ferhat Aydın. Hem fizyoterapist hem diyetisyen olduğumdan dolayı çok fazla hastalığı olan insanlarla çok fazla haşır neşir oluyorum. Ve kendimin de bir otoimmün hastalığı vardı. Bu otoimmün hastalığım lise zamanlarında başladı bende. Sedef, psoriasis rubra pilaris diye geçiyor. Ama Sedef ailesine ait bir rahatsızlık. Ve otoimmün bir rahatsızlık bu. Ve ben bu rahatsızlığımı tamamen beslenme ve yaşam şeklimi değiştirerek yendim. Çok şükür. Ve bu iyileşme yolculuğumda şimdi kendi danışanlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde diyebilirim. Çok sağ olun. Bu ideal kilodan bahsetmiştim. Bunda bir kısa bir İdeal kilo ile alakalı gidebilirsek. normalde dediğiniz gibi internette çok fazla hesaplama uygulamaları var. Ama çok doğruluğu pek değil. Bazı sitelerden sitelere göre de çok değişiklik gösterebiliyor. Bunun basit bir mantığı var aslında bakarsak. Eğer izleyiciler not alabilirlerse, şimdi kişi yaşına göre ideal kilosu değişiklik gösteriyor. Yaşına ve boyuna göre değişiklik gösteriyor. Şimdi 19-24 yaş aralığındaki kişilerin, ya burada ilk başta şundan bahsetmek isterim.
BKI dediğimiz vücut kitle endeksi diye bahsettiğimiz bir bizim kilo kalori hesaplarken ya da kişinin ideal kilosunu bulurken kullandığımız bir formül var. Kilonun, kişinin kilosunu boyunun karesine bölümü. Yani şöyle örnek vereyim. Ben şu an 76 kiloyum. 76 kiloyu boyum 1.80. 1.80'in karesi ne demek? Yani 1.80 çarpı 1.80 3,24 gibi bir şey yapıyor. Burada mesela başkası boyu farklı olan birisi kendi boyundan hesaplaması lazım bunu. Benimkisi ikisini çarptığımız zaman 3,24 yapıyor. Kilom 76 idi. 76'yı 3,24'e böldüğünüz zaman kişi kendi VKI'sini, vücut kitle indeksini bulabiliyor. Şimdi benim bu hesaplamalar sonucunda BKI'm 23 gibi bir şey. 22-23 gibi bir şey. Peki diğer insanlar nasıl ölçüm yapacaklar? O da şu şekilde olacak. Şimdi 19-24 yaş aralığındaki kişilerin BKI'si 22 olmalı. 25-34 yaş arasındaki kişilerin 23. 35-44 yaş arasındaki insanların 24. 45-54 yaş arası insanların 25. 55-65 yaş arası insanların da VKI'si vücut kitle endeksi 26 olmalı. Örnek veriyorum, siz kaç yaşındaydınız Ömer Bey? 47. Tamam, siz 47 olduğunuz için 45-54 yaş aralığındaki yere giriyorsunuz ve buradaki VKI'miz kaçmış? 25'miş. Yani sizin boyunuz kaçtı? 1.76. 1.76. 1.76'nın karesini alıp daha sonrasında 25 ile çarptığınızda ideal kilonuzu hesaplamış oluyorsunuz. Böyle de bir örnek vermiş oldum. Bu tabloyu daha sonrasından görmek isteyen kişiler Google'a BKI'ye göre kilo diye yazarsa bir tablo çıkıyor. Orada aralıkları görebilir, BKI aralıklarını görebilir. Oradan hangi BKI'ye denk geliyorsa, örnek veriyorum 35-44 yaş arasındaki insanların 24 dedim. Örnek veriyorum 40 yaşındaki bir insanın boyunun karesini alarak 24 ile çarptığında ideal kilosunu bulabilir. Böyle bir formül şekli var ve bu bizim diyetisyenlerin de çokça kullandığı ve en doğru yöntem olarak kullanılan sistem diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Fırat Bey. Ben az önce sizin ideal kilo hesaplamanızı bekledim de onu insanlar bir açıklamanızı. Ben sizi de bu hastalığınızdan dolayı tebrik ediyorum. Gayretinizden dolayı, iradenizden dolayı. Yani beslenme şeklini değiştirmek kolay değil. Hani bunu biraz bizzat biz denediğimiz için ama özellikle şu anki bizim genel duruşumuzda sizi tedavi süreci sonundaki hastalıklar iyileşme şu anki mevcut durumumuzda yani gayet fit, güzel, ideal kilonuzda. Doğru beslenmenin etkilerini çok güzel gösteriyorsunuz yaşantınızda. Yaşam kalitenizin ne kadar yükseldiğini zaten aktarıyorsunuz. Bu da zaten bir örneği de benim. Ben de şu anda zaten 68 kilo civarındayım. Benim de yaşam kalitem çok arttı. Ben de diyabet hastasıyım. Tipki de. Evet. Yani kendimizi aldık başka bir dünyadan, şu anda başka bir dünyaya getirdik. Bir yere koyduk. Evet. Yani işte bu tamamen yani sizin hastalığı yenmeniz, çabanız, benim de hasta yenmem çabam, bu tamamen beslenme, doğru beslenmeni yapılan bir şey. Biz insanlara bunu aktarmaya çalışıyoruz. Siz zaten talise zamanlarında bu hastalıkla mücadele vermişsiniz. Yani kullanmadığınız pek ilaç kalmamıştır. Yani çok ilaç kullanmışsınızdır. Şöyle söyleyeyim, ilaç konusunda ben öyle bir noktaya geldi ki son kullandığım ilaç normalde kanser ilaçları diye geçiyordu. Yani kanser hastalarının kullandığı ilacı kullanıyordum ben. O derece yoğun bir ilaç tedavisine girdim ama yani kötü yıllardı diyebilirim. Tabii, geçmiş olsun. Özellikle zaten şu var, insanlar böyle çok çaresiz kaldığı zaman artık böyle hani bu hani şey eski hani koca karı tabir edilen noktalara zaten gidiyor. Hani şurada işte atıyorum şu memlekette şu adam varmış, şu hasta varmış, teyze varmış. Hemen aport çıkıyor, çağrıya arıyorsunuz kendinize. Artık ona da gidiyorsunuz. Bu yaşam süreciniz daha da bozuluyor. Yani kalite, moraliniz bozuluyor. Bir de hani düşün, gençlik çağında böyle bir hastanız var ama sonradan işte gayet çok güzel, sağlıklı bir şekilde şu anda yaşıyoruz ve bunu da insanlara aktarmaya çalışıyoruz.
faydalanırsan istiyoruz. Siz zaten bu konuda çok hani maddi bir çıkarınız yok. Siz de tamamen manevi boyutta insanlara bu tür bilgileri veriyorsunuz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ben de sizden çok istifade ettiğim zamanlar oldu noktalar. Size tanıştığım zaman. Ben de sizinle epey de tanıştım. Yani bir 3 ay falan olacak galiba. Yani Evet, ilk ben bu yani internet sayfamı ben açtığım zaman şey Instagram sayfamı o zaman ben sizi bulmuştum. Epey de size tanışıyoruz. Çok sağ olun. Şimdi ben size bir soru soracağım. Artık bütün sohbet burada devam edecek. Çünkü bu çok kolay. Çok ekonomik. Aslında çok basit olan bir durum. Tabii bu biraz kişisel irade istiyor. Kişisel bir mücadele istiyor. Ama bunun sonucunda zaten şu anda ekranda iki insan var. Siz ve ben varım. Ve bunun da sonuçları ortada. Yani insanlar da biraz bu konuda kendi hastalıklarından mücadele konusunda hani feyiz alsınlar, araştırsınlar, daha da kendine geçsinler ve denesinler. Ve pek çok hastalıktan, yüksek karbonhidrat hastalıklarında ilaçla bağımlı kalmadan bir şekilde tedavi olacaklardır. En azından tedavi olmasa bile hastalıklarını en minimum seviyeye getirip en az asgari ilacı kullanıp yaşam kalitesini arttıracaklardır. Ferhat Bey, doğru beslenme nedir? Biz ne Ben yapacağız? şimdi şöyle Doğru beslenmek, sorum şu, hani doğru beslenmek nedir? Biz ne yapacağız? Biz sabah kalktık. Biz ne yiyeceğiz? Öğlen biz yemek yiyecek miyiz? Karnımız acıkacak mı? Akşam ne yapacağız? Yani bunları artık sizden dinlemek istiyorum ben. herkesin Bütün izleyicilerim. aklındaki tek soru biz nasıl beslenmeliyiz? Ben bunu bir kendime göre bir formalize ettim. Yani bir 4 ne 1 K şeklinde sorular sorarak beslenmenin nasıl olması gerektiğini ben danışanlarıma da bu şekilde anlatıyorum. 4 N'den birinci ne yemeliyiz? Ne yediklerimizin içeriği nasıl olmalı? İkincisi ne kadar yemeliyiz? Üçüncüsü ne zaman yemeliyiz? Dördüncüsü de nasıl yemeliyiz gibi bu soruların cevaplarını ben birazdan tek tek vereceğim ve bu soruların ışığında bir de bir K var. Bir K. Kiminle yemeliyiz? Şimdi burada ne yemeliyiz sorusunun cevabı eğer en sağlıklı bir otoimmün rahatsızlığınız olmasa bile ileride kronik hastalıklara yakalanmak istemiyorsanız, ileride otoimmün hastalıklara yakalanmak istemiyorsanız paleo dediğim yani taş devri diyeti diye olarak tabir edilen aslında diyet modeli en sağlıklı beslenme modellerinden birisi. Yaklaşık 10 bin yıl öncesinde atalarımız beslenme şekli nasıldı? Herhangi bir tahıl yoktu. 10 bin yıl öncesine kadar bir tahıl tüketmiyorlardı. Bakliyat tüketmiyorlardı ve süt ürünleri tüketmiyorlardı. Ne tüketiyorlardı peki? Tüm et çeşitlerini, kırmızı et, beyaz et, balık eti, avlanma usulüyle bu etleri günlük ihtiyaçların gereği sıkça kullanıyorlardı. İkincisi kuru yemişler. Üzerinde çok çok durduğum, çok önemsediğim besin grupları arasında yer alıyor. Kuru yemişler arasında işte kabak çekirdeği, çiğ badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişleri sayabiliriz. Bunlar çok sağlıklı yağ kaynakları ve vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve vitamin mineralleri bize sağlayan bir grup. Kuru yemiş tüketiyorlardı. Sebze ağırlıklı besleniyorlardı. Bakın yeşil yapraklı sebze özellikle atalarımız çok fazla tüketiyorlardı. Ama şu an günümüzdeki insanlara baktığımız zaman sebze tüketimi çok düşük. Hatta çok az meyve tüketiyorlardı. Meyveyi zamanında tüketiyorlardı. Yani mevsiminde dalından toplayarak meyve tüketiyorlardı. Ayrıca zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağ kaynaklarını, avokado gibi sağlıklı yağ kaynaklarını kullanıyorlardı. Ve o dönemde yaşayan insanların tip 2 diyabet gibi problemleri yoktu. Otoimmün rahatsızlıklar diye bir problemleri yoktu. Biz ne zaman ki yediklerimizin içeriğini değiştirdik, ne zaman ki tahıl ağırlıklı ve bir de bu tahıl ağırlıklı beslenmeyi şöyle yaptık. İşlenmiş un haline getirilmiş tahılları tüketmeye başladık. Beden için bu tanımadığı bir şey. Yaklaşık 10 bin yıl öncesine kadar insanlık tarihini düşünecek olursak eğer 10 bin yıl öncesine kadar insanoğlunun beslendiği, bildiği bir çizgi varken, bir beslenme örüntüsü varken bir anda
işte yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte veya bu fabrikasyon sisteminin işlenmiş ürünlerin sayısı artmasıyla birlikte son 200 yıl öncesine kadar yine iyi besleniyorduk ama son 100 yıl öncesinde bu sanayi devrimiyle birlikte buğdayın işlenmesi, un haline getirilmesi zaten baktığımız zaman şeker ne zaman buraya not almıştım 19. yüzyılda şeker pancarından şeker üretimi başlanmış. Ayrıyeten de 1900'lü yıllarda da buğdayın genetiği değiştirilmiş. 1943 yılında gluten miktarı artmış. Ve bu ikisinin başladığı tarihlere baktığınız zaman otoimmün rahatsızlıkların ve kronik hastalıkların, özellikle tip 2 diyabetin, otoimmün hastalıklarının tam bu dönemden sonra yavaş yavaş görülmeye başladığını görüyoruz. Yani 2 artı 2, 4. Yani bize bu bir tesadüf olamaz yani. Bunun bu kadar denk geliyor olması bir tesadüf olamaz. Biz ne zaman ki atalarımızın beslendiği gibi beslenmeyip rafine içeriği yani paketli, şeker içeriği yüksek, un içeriği yüksek besinleri tüketmeye başladıkça metabolik olarak hastalandık. Ve bu metabolik olarak hastalanmamızın nedeninde sonucunda da şu an kronik hastalıklarla mücadele ederek geçiriyoruz. Ki ben de böyle bir süreci çok erken yaşlarda olmama rağmen yaşadım. Peki ne yemeliyiz kısmını az çok konuştuk ama ne kadar yemeliyiz kısmı da önemli. Şimdi biz tamam sebze, meyve, kuru yemiş ağırlıklı beslenmemiz gerektiğini, ağırlıklı beslenmektense daha çok sağlıklı yağ kaynaklarını tüketmeliyiz. Tamam ama bunun da miktarları önemli. Şimdi bizim günlük örnek veriyorum. Benim günlük almam gereken kalori miktarı spor yaptığım için ve aktif bir yaşantım olduğu için 3000 kalori. Şimdi ben günlük 3000 kalori olursam şu anki kilomu korurum. 76 kiloyu korurum. Ama ben günlük 3500-4000 kalori alırsam kilo almaya başlarım. O yüzden yediklerimizin porsiyonları da burada önemli. Tamam sağlıkları seçeceğiz. Sağlıklar nelerdi? Sebze, kuru yemiş, zeytinyağı, et çeşitleri. Bunlar sağlıklı. Bunları tüketeceğiz. Ama bunların da miktarları belli bir oranda olması gerekiyor. Burada ne kadar yemeliyiz kısmının cevabı düşük karbonhidratlı beslenmeliyiz. Yani düşük karbonhidratlı beslenme nedir? Günlük aldığımız karbonhidrat miktarı 100 gramın altında olmalı. 100 gramın altında olmalı. Şöyle örnek vereyim. Bir elma yediğiniz zaman 15 gram karbonhidrat almış olursunuz. Şöyle söyleyeyim, bir dilim ekmek yediğinizde yine 15 gram karbonhidrat almış olursunuz. Bir tabak sebze yemeği yediğinizde yaklaşık 9 gram karbonhidrat almış olursunuz. Yani bunları çeşitlendirebilirim. Ama 100 gramın altında, örnek veriyorum, bir bisküvi yediniz, bir paket bisküvi yediniz ki ben hiç tavsiye etmiyorum da hani bunu yediniz, o zaman aldığınız kalori miktarı yaklaşık 45 gramdır. Bakın. Yani 45-50 gram bir bisküvi yediğiniz zaman 45-50 gramlık bir karbonhidrat almış oluyorsunuz. Ki zaten günlük hakkınız 100 gram. Yani yarısını bir bisküvide kullanmış oluyorsunuz. O yüzden hep bahsettiğim nokta şu. Yani besin seçimlerinizde glisemik indeksi önemli. Yani hemen kolayca kana karışmayan yiyecekleri tüketmemiz lazım. Örnek veriyorum işlenmiş bir un tükettiğiniz zaman, unlu bir mamul tükettiğiniz zaman o direkt kana karışıyor ve direkt insülin hormonunu tetikliyor. İnsülin hormonunun tetiklenmesi bizim metabolik olarak hastalanmamıza giden yolu tetikliyor. O yüzden günlük 100 gramın altında beslenmeliyiz. Düşük karbonhidrat. Peki bu düşük karbonhidrat diyetinin faydaları neler? Birazcık da hani bunu konuşurken oraya da değinmek istiyorum. Şimdi başta en büyük faydası insülin direncini kırıyor olması. Yani çağımızın en büyük rahatsızlığı sizin de yaşadığınız tip 2 diyabet ve obezite. Bu ikisi hani ilk iki sırada, ondan sonra otoimmün hastalıklar geliyor. Ve bu noktada asıl kök faktöre baktığımız zaman insülin direncini görüyoruz. Peki bu insülin direnci nasıl gelişiyor? Biz yıllar içerisinde nasıl tip 2 diyabete yakalanıyoruz? Şimdi siz yüksek karbonhidratlı bir beslenme şekliniz varsa bir, bu zaten size tip 2 diyabet yapmaya yeter ama ekstra genetiğiniz sağlam, okey. Hani bunu yaptığınız zaman yine hala tip 2 diyabete yakalanmadınız. Üzerine bir de rafine şeker içeriği yüksek. İşlenmiş dediğimiz bu paketli ürünleri de çokça sık tüketiyorsunuz. İşte bunlar üçü yan yana geldiği zaman sizin 40-50 yaşlarını gelmeden tip 2 diyabete yakalanma riskiniz acayip bir şekilde artıyor.
Peki biz ne yapacağız? Yakalanmış da olabiliriz, yakalanmamış da olabiliriz. Ne yapmamız lazım? Çok basit. Karbonhidratı düşüreceğiz. Aslında bizi ne hasta yapıyor? Yüksek karbonhidratlı beslenme insülin direnci neden oluyor. Daha sonrasında tip 2 diyabeti neden oluyor. Peki o zaman ben karbonhidratı vermezsem vücudumda insülin direnci oluşmaz. Tip 2 diyabete yakalanmam. Hocam biz ne yiyeceğiz peki? İşte karbonhidratlar gittiği zaman hiçbir şey kalmıyor. Ya bizim tek enerji kaynağımız karbonhidratlar değil ki. 3 tane besin grubu var. Protein. Zaten yapım aşamasında proteinleri kullanıyoruz. Yağ, karbonhidrat. Yağ ve karbonhidratlar bizim enerji elde ettiğimiz, yani bize enerji veren besin grupları. Şimdi karbonhidrat ve protein olsaydı dünyada, ya tamam o zaman yapacak bir şey yok. Enerji ihtiyacımızı sadece karbonhidrattan karşılarız derdim. Fakat yağ diye bir kaynağımız var ve yıllarca bize yağın çok zararlı olduğu, özellikle kalp damar hastalıklarında bir numaralı suçlunun yağlar olduğunu yıllarca bize ilaç sektörü, bu çöp gıda sektörü, paketli çöp gıda sektörü bize empoze etti. Niye? Daha çok para kazanmak için yağların kötülenmesi gerekiyordu. Ve bu şekilde bir politika izlediklerinden dolayı yıllarca biz yağları kötü, kilo aldıran, kalp damar hastalıklarına neden olan besin öğe gruplarını olduğunu düşündük. Ve bunu böyle düşünerek de işte son geldiğimiz nokta bu. Artık 5 kişiden biri ya obez ya tip 2 diyabeti var ya da benim gibi bir otoimmün rahatsızlığı var vesaire vesaire. İşte biz bu noktada karbonhidrat kaynaklarını azaltırsak, bir kere tüm tahılları çıkartırsak büyük bir oranda düşük karbonhidrata yakınlaşıyoruz. Bunların yerine kuru yemişleri, sağlıklı yağ kaynaklarını koyduk. Bir de ekstra bakliyatları da birazcık azaltırsak, bir süt ürünlerinde mesela sütlerin de ben burada atlandığını görüyorum. Doğada hiçbir canlı yok ki başka bir canlının sütünü içsin. Yok. Ya sadece insan yapıyor bunu. Sadece insanoğlu başka bir hayvanın sütünü içiyor. Mesela kedinin sütünü köpek gidip içmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece bu insanlara ait bir şey ve bu yanlış bir şey aslında baktığımız zaman. Yani şimdi burada yanlış diyeceğim, çok agresif bir şekilde söylemiş oluyorum ama yapılan çalışmalar, son yapılan çalışmalar bize bunu gösteriyor. Peki burada şey diyorlar, hocam kalsiyum kaynağımız sütler nasıl olacak? Yani süt tüketmezsek ne yapacağız o zaman? Kalsiyum kaynağı, başlıca en zengin kalsiyum kaynağı yeşil yapraklı sebzelerdir. Yeşil yapraklı sebzeler ve kuru yemişler en zengin kalsiyum kaynaklarıdır. Yani eğer derdiniz kalsiyumsa her gün yeşil yapraklı sebze tüketiminize dikkat edin. O zaman kalsiyumunuz zaten çok yüksek olacaktır. Hiç de probleminiz yaşamazsınız bu konuda. Zaten düşük karbonhidratlı diyeti biz hani 18 yaşından sonra söylüyoruz. 18 yaşından sonra uygun olduğundan bahsediyoruz. İlk 18 yaş, yani 0-18 yaş arasında kalsiyum önemli. Zaten burada sütlü ya da süt ürünleri de tüketilebilir. Problem değil eğer bir rahatsızlığı yoksa. Ama 18 yaşından sonra, 20 yaşından sonra süt tüketimini azaltmakta fayda var diye görüyorum. Bu düşük karbonhidratlı beslenmenin insülin üzerinde çok büyük bir etkisi var. Yani asıl kilit nokta orası zaten. Birazcık oraya değinmek istiyorum. Neden insülin bu kadar önemli? Çağımızın en önemli hormonlarından biri olarak görüyorum ben insülini. Çünkü biz insülin hormonunu regüle edemezsek, insülini vücudumuz insülinle karşı duyarlı halden duyarsız hale geçerse, yani insülin direnci haline geçerse, bütün kronik hastalıkların aslında kapısını aralamış oluyoruz. Biz yüksek karbonhidratlı beslendiğimizde, örnek veriyorum, benim önümde bir tabak makarna var. İşte 2-3 dilim börek var. Tamamen karbonhidrat kaynakları. Yanında da meyve suyu içiyorum. Şeflerin bu var ya bir şeyler, meyve suları var. Kapi Smoothie diyor. vesaire böyle. Yok yok şey ya, direkt böyle satılan Capidimes falan vesaire. Ha. Ha, onlar Meyve yani. suyu var. Şekerli suyu. İşte bu şeker de var içerisinde ama karbonhidrat kaynağı da yani baktığınız zaman. Şimdi ben bunu yedikten sonra yaklaşık bir 2-3 saat sonra kanda bağırsaklardan glikoz emiliyor. Şeker, enerji kaynağı emiliyor. Ve daha sonrasında kan dolaşımında bu geziyor. Ama bunun bir şekilde dokulara, yani hücrelere geçmesi lazım. Mitokondriye gelmesi lazım. O bizim enerji ürettiğimiz organele geçmesi lazım bu glikozun. Burada devreye ne giriyor? İnsülin devreye giriyor. İşte insülin hormonu salgılanıyor
ve kan şekeri yavaş yavaş düşüyor ve hücrelere geçiyor. Tamam, bu güzel ama siz her gün her gün yıllarca haftalarca aylarca yüksek karbonhidratlı beslenirseniz ya bu insülinin de canı var ya. Hani insülinin de canı var yani sürekli çok ne güzel valla. Pankreasta Langerhans adacıkları dediğimiz adacıklardan insülin üretilsin. Kan dolaşıma salınsın. İnsülin kan şekeri düşsün. Ben hayatıma devam edeyim. Ama sonuç olarak biz bir makine değiliz. Bu da bitiyor yani. Kullandıkça, yıprattıkça insülin hormonunun salgılanması da sıkıntıya giriyor. Ve yavaş yavaş biz artık vücutta şöyle bir durum söz konusu oluyor. Kan şekeri sürekli yüksek, kan da sürekli insülin yüksek ama vücut artık insülini bir yerden sonra tanımıyor. Çünkü kanda hep yüksek insülin, hiç düşmüyor ki. Vücut diyor ki zaten herhalde benim normalim bu. Hani kanda yüksek insülin olması lazım diye algılıyor. Halbuki yüksek karbonhidratlı beslendiğimiz için mecburen insülin yüksek kalıyor kanımızda. Ve bu süreç bizi tip 2 diyabete doğru götürüyor. Bunun yanında hani tip 2 diyabetin gelmesiyle birlikte zaten sistem iyice karmaşık bir hale geliyor. Ve bunun sonucu farklı hastalıklar da tip 2 diyabetin peşine gelme riski artıyor diyebilirim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir de şey konusu var. Oraya da değinmek istiyorum. Hani ne zaman yemeliyiz? Şimdi ne yemeliyiz'i konuştuk. Ferhat Bey, ben buraya bir ara bir şey açsam Tabii ben de tabii. müsaade ederim. Şimdi şöyle, siz beslenme modelini açıklarken ben de zaten daha önceki yayınlarımda benden talepli olmuşlardı. Böyle bir benim için takipçilerim biraz şey, ben bir kısmı diyabet hastası. Ben bir de biliyorsunuz ben ketojenik diyet yapıyorum. Evet, Bir biliyorum. kısmı ketojenik diyet yapıyor. Onlar gayet sağlıklı. Bir sıkıntı hastalığı yok. Onlar tamamen sağlık amaçlı ketojenik diyet yapmak istiyorlar. Ben bir canlı yayın yapmıştım ilk yayında. Şimdi benim iki grubum var. Bir diyabet hastası, bir de ketojenik diyet grubu var. Ben bunları hani ortak noktada nasıl buluşturabilirim derken çünkü iki tarafı da bir yayında toplamak istedim. Sizin bahsettiğiniz gibi ben olayı şeye getirdim. Bizim atalarımızın beslenme noktasına getirdim. Bizim atalarımız da zaten toplayıcı ve avlayıcı olarak yaşamışlar. Göçebe bir hayat sürmüşler. Nerede bir besin gıda maddesi bulmuşlar. Oraya yerleşmişler. Oraya tüketince göç etmişler. Bu süreçte çok düşük karbonhidratlarla beslenmişler. Otlarla, köklerle. Ve avlandıkları hayvanları tamamen temiz bir protein kaynakları ve yağ kaynakları da beslenmişler. Ve öyle yaşayan bir ırk, şu noktaya kadar gelen bir ırk, hiçbir hastalıklı gen getirmemiş. Hiçbir kronik rahatsızlık getirmemiş. Yani bizim gene o anki insan şeklimizle, fizimle aynı fizikte. Mesela bizim 3 tane gözümüz yok, 2 tane 4 tane kulağımız yok. Aynı şekilde hani bizim genetimiz bozulmamış. Şimdi böyle zaten düşük karbonhidrat beslenme insan sağlığı üzerinde olumlu etkisi olmasaydı insanlar zaten bu noktalara gelemezdi. Ki zaten bahsettiğiniz gibi tahılı bulunması yeleşik hayatı getiriyor. Yeleşik hayatı getirince sanayileşme artıyor. Sonuçta sanayileşme artınca artık insanlar belli gruplar üzerine bölgeler toplaşıyor. Nüfus artıyor. Ve artık daha sonra da özellikle bu modern çağımızın hastalıkları, evet, daha çok özellikle son yüzyılda yüksek karbonhidratın getirdiği hastalıklar daha da artıyor. Şimdi biz düşünürken hani nasıl tedavi olacağız? Biz şu an şeyi konuşuyoruz sizinle. Bizim tedavi sürecimiz olmuş. İşte biz atalarımıza doğru bir yolculuğuna devam etmişiz. Yani biz şu anda iki öğün beslemekten bahsediyoruz ve düşük karbonhidrat diyoruz. Şimdi o insanlar zaten orucun tillağını yapmışlar. Yani çünkü doğada yaşamışlar. Belki bazen iki öğün de bulamadılar. Üç öğün, dört öğün mesela. Yani belki günlerce aç kaldılar o insanlar. Yani bizim gibi şu anda çok rahat besin ulaşan insanlar değiller. Şimdi biz sonuçta toparlarsak şuna geliyoruz. Yüksek karbonhidrat eşittir. Hastalıklar o da eşittir. Bozuk yaşam kalitesi. Şimdi tam tersinden giderseniz düşük karbonhidrat, ideal kilo, yüksek yaşam kalitesi. Biz sonuçta gene bir eski insanlara doğru bir yolculuk yapıyoruz ve biz onu öneriyoruz insanlara. Yüksek karbonhidratın verdiği, özellikle şu anki zaten gıdalar, çöp gıdalar, paketli gıdalar ve diyabet hastalıkları ben şu anda çok kulağıma geliyor, duyuyorum takipçilerimden veya etrafımdan. Çok düşük artık genç yaşlara kadar inmiş durumda. Özellikle 20 yaş altında tip 2 diyabetli gençler maalesef oluyorlar. Bu da tamamen yanlış beslenme ve yanlış paketli gıdalardan kaynaklı durum. Şimdi
şey de bahsedeceğim. Siz az önce dediniz hani bir kalori hesabı yaparken paketli kalori hesabı yaparken tavukta şu kadar. Bir tabak şeyde patlıcanında 5-10 gram karbonhidrat hidrat var. Şimdi bir yoğun karbonhidrat aldığınız zaman daha güzel doyarsınız. Yoksa bir tabak sebzelediğiniz zaman daha güzel doyarsınız. Ve uzun süre özellikle uzun sürede tok kalırsınız. İşte insülin seviniz de zaten bundan kaynaklı. Biz insülinimizi bir gün önceden çok stabil tutarsak doğru beslenmeyle bu glisemik indeksi düşük gıdalarla beslenmeli. Bir gün öncesinde beslenirsek zaten ertesi güne zaten biz bunu çok güzel tokluk sistemi zaten devam ediyor. İnsülin zaten genellikle şudur. Yüksek insülin hareketliliği ertesi güne zaten çok yansır. Diğer günde zaten. Çünkü pik yapar, pik yapar. Ertesi güne aşağı da pik yapar. Siz o acıktığı kadar ertesi güne tekrar aşağı yaşarsınız. Artık bir döngü yaşarsınız. Çünkü ilaçta kullanıyorsanız bununla ilgili hep bir açlık vardır. İlaçlar zaten onlar kan şekeri düşen ilaçlar. Onlar bir tıbbi destek vermiyor. Tamamen kan şekeri düşme odaklı. Bu sefer yüksek insülin, yüksek şeker, kan şekeri düşürücü ilaçlar alırsınız. Ve bu döngü böyle sürekli devam eder. Bu artık düzelmez. Yani bunu hiçbir şekilde çıkamazsınız. Bunun içine çıkmaz için de artık yüksek karbonhidratı, özellikle tahılları hayatınızdan çıkarmanız gerekmektedir. Diyabet konusunda, tipi diyabette, meyveleri zaten hayatınızdan çıkarmanız gerekmektedir. Bunların da hayatınızdan çıkartmadığınız sürece o döngüden çıkamazsınız. Bu da iradedir, mücadeledir. Artık onu da göstermek gerekiyor. Hani yaşam kaliteniz tamamen buna bağlı. Bir de şeker hastalığı zaten sonuçları belli. Yani uzun süre diyabet hastaları bir takım artık vücutlarında fiziksel organlarında da sinir sistemlerinde de zararlar görüyor. Dediğim gibi zaten düşük karbonhidrat kendi doğasında zaten bizi eski insan zamanına götürüyor. Sağlığımıza kavuşuyoruz. Ama şu anda bütün çevremiz şeye besin maddelerine çok ulaşabilir konu olduğu için insanlar çıkıyor gidiyor markette geziyor. Orada şekerleri görüyor, pastalar görüyor. Gözü kalıyor. İşte bu da iradedir. İşte bu irade de göstermek gerekiyor. Bu da kişisel başarıdır. İşte bu kişisel başarı da gösterirse de bir takım yüksek kalori hastalıktan da yani kurtulmuş olurlar. Zor değil. Çünkü bir zaman sonra insan artık unutuyor çünkü bunu. Yani o tahılın da veya şekerin de o beyindeki uyuşturucu etkisi sizden geçmeye başlıyor. Mesela ben 8 aydır ketojenik diyet yapıyorum. Şu anda şekerlere karşı da tahıllara karşı da hiç hissiyatım kalmadı. Tamam böyle bir boşluk var. Hani görsem bile artık çünkü beyin artık ondan çıktığı için unutuyor onu. İşte bunu da zamanla sabrederekten çözebilirler. Şimdi siz şimdi ne hangi zamanlarda nasıl beslenmeliyiz? Onu da bir Şimdi sen Murat söyledikleriniz, Bey. paylaştıklarınız çok doğru. Yani zaten bunu yaşayarak tecrübe etmişsiniz. Şimdi burada benim danışanlarıma söylediğim şey şu. Örnek veriyorum, 40 yaşındasın, 40 yaşınızdasınız ve bir tip 2 diyabetiniz var. Önünüzdeki 40 yılı ilaçlarla, doktorlarla, düşük bir yaşam kalitesiyle yaşamak mı? Ya da beslenme şeklini değiştirerek, yaşam şeklini değiştirerek ilaçsız, herhangi bir rahatsızlığı olmadan bir yere gitmek istediğinde gidebileceği, yürüyebileceği, kilosundan dolayı problem yaşamayacağı bir yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir 40 yıl mı? Yani şimdi burada seçim yapması lazım kişinin. Evet, baktığımız zaman şu an gıda sektöründeki bu inanılmaz artıştan dolayı, marketlere çok rahat ulaşımımızdan dolayı artan bu yüksek şekerli veya şu yüksek işlenmiş gıdalı ürünler bir yerde böyle bizim irademizi zorluyor olabilir. Ama baktığınız zaman yani bunu yapmak zorundayız. Çünkü şöyle, siz de az önce belirttiniz, artık tip 2 diyabet 20'li yaşların altına düşüyor. Yani bizden sonraki nesil daha da farklı olacak. Bizden sonraki nesil bu konuyla alakalı çok daha fazla mücadele verecekler. O yüzden bizim şu andan bu bilinci oluşturmamız lazım. Burada en önemli nokta dediğim gibi insülini kontrol altında tutmak. İnsülini kontrol altında tutmak istiyorsanız da yapmanız gereken sağlıklı yağ kaynaklarını daha çok tüketip karbonhidrat olarak da sebze ağırlıklı beslenmeniz gerekiyor. Burada bu noktaya burada son nokta koyalım ve şeye geçin. Ne yemeliyiz konuştuk. Sağlıklı yağ kaynaklarını, işte protein kaynaklarını daha çok tüketmeliyiz. Sebzeyi daha çok tüketmeliyiz diye konuştuk. Ne kadar yemeliyiz kısmına düşük karbonhidrat
diyeti bize cevap verdi. Dedik ki günlük 100 gramın altında karbonhidrat tüketirsek ilerleyen yıllarda kronik hastalıklara yakalanmayız dedik. Şimdi ne zaman yemeliyiz? Aralıklı oruç yapmalıyız. Yani ne zaman yemeliğimizin sorusunun cevabı da intermittent fasting, yani aralıklı oruç. Günde 2 öğün beslenme diye geçiyor. Genelde kullanılan yöntem 16'ya 8 yöntemi, 16 saatlik açlığın 8 saatlik tokluk süresinin olduğu. Kısa bir örnek vermek gerekirse ilk öğününüzü sabah 10'da yaparsanız ikinci ve son öğününüzü de akşam 6'da yapmanız gerekiyor. 6'dan önce veya en geç 6'da yapmanız gerekiyor. Veya ilk öğününüzü 12'de yaptınız, son öğününüzü akşam 8'de yapmanız gerekiyor. Bu peki bize ne kazandırıyor? Yani bu bahsettiğim aslında iki öğün beslenme, atalarımızın beslenmesine yakın bir beslenme modeli. Çünkü onlar buzdolapları yoktu, marketler yoktu, Getir diye bir şey yoktu, Bana Bir diye bir uygulama yoktu. Bir telefonla evine bu kadar yiyecek gelmiyordu. Onlar bir savaş, bir mücadele veriyorlardı yemek bulabilmek için. En kötü yemekleri buldu, yine mücadele veriyor ateş yakmak için. Bu sefer de odun bulmak zorunda kalıyor, odun kırmak zorunda kalıyor. Sürekli bir bedenin çalıştığı bir sistem ve şöyle bir durum söz konusu. Yüzyıllarca boyunca insanlar bu şekilde beslendiği, düşük kalorili beslendiği, düşük karbonhidratlı beslendiği, aralıklı oruç uyguladığı için bedenimiz buna alışık. Yani biz aslında atalarımızın genlerine göre yaşıyoruz. Yani onların genleri bize geçiyor ve bizim alışkın olduğumuz model bu. Biz ne zamanki bu alışkın olduğumuz modelin dışında hareket etmeye başlıyoruz, İşte o zaman aldığımız cevapta işte 10'ar 15'er tane ilaç, tanısını almış 7-8 tane hastalık, sebebi sonucunu bu şekilde ödüyoruz. Ama düzeltmenin de yolu var. Beden öyle bir bedenimiz var ki, süper makinemiz öyle bir makine ki, siz ona doğru yakıtı, yani sağlıklı yağ kaynaklarını, siz ona doğru zamanda verirsiniz. Yani aralıklı oruç uygularsanız iyileşme kendiliğinden geliyor. Bu noktada aralıklı orucu da ben çok önemsiyorum. Çünkü 16 saatlik bir açlık vücutta BDNF dediğimiz bir faktör var. Yani bu beynimizde hücrelerinin özel adı nedir? Nörondur. Ve bu nöronlar bizim bilişsel fonksiyonlarımızı, düşünme kabiliyetimizi, matematiksel zekamızı, görsel hafızamızı vesaire tüm beyin fonksiyonlarımızın ana hücreleri nöronlardır. Ve bu BDNF faktörünün açlıkla birlikte, 15-16 saatlik açlıkla birlikte vücutta arttığı tespit edilmiş son yapılan çalışmalarda. Bu ne demek oluyor? BDNF'niz ne kadar yüksekse, yani ne kadar aç bırakıyorsanız bedeninizi, bu BDNF o kadar artar. BDNF'nin artmasıyla birlikte yeni nöronlar oluşur. Bakın, beyninizin çalışmasını sağlayan nöronların sayısını arttırırsınız. Daha zeki olursunuz, yani kısaca daha bilişsel fonksiyonlarınız artar diyebilirim. Bir avantajı bu aralıklı orucun. İkincisi, niye? Çünkü beden buna alışkın. Beden buna alışkın. Çünkü atalarımız dediğiniz gibi bir öğün bulduklarında yapıyorlardı. Bazen 2-3 gün aç kalıyorlardı. O aç kaldıkları sürede beden yağları dediğimiz, bu bizim yağlarımız o zaman devreye giriyordu. Ve ona günlük enerji sağlıyordu ve yaşamına devam ediyordu. Hayatta kalıyordu. Aralıklı orucun ikinci en önemli avantajı otofaji. Otofaji aslında kelime anlamında baktığımız zaman hücrelerimizin öldürülmesi. Böyle düşününce bir kötü geliyor. Ha, benim niye hücrelerim ölüyor ya? Hani hücrelerim neden ölsün? Ama öldürdüğü hücreler hasara uğramış, yapısı bozulmuş, artık işlevini yerine getiremeyen hücreleri öldürüyor otofaji sistemi. Bu ne demek? Yani işe yaramayan, protein yapısı bozulmuş, hücre zarı bozulmuş, hücrelerin yenilenmesini sağlıyor otofaji. Hatta çok yakın 3-4 yıl önce bir bilim adamı bu otofaji biyokimyasını açıklayarak Nobel ödülü aldı. O kadar önemli. Otofaji de aralıklı oruçla birlikte, açlıkla birlikte devreye giriyor. Yani siz gün içerisinde sürekli 2-3 saatte bir şeyler yiyorsunuz. Yatmadan önce bir şeyler yiyorsunuz. Uyandığınız hemen bir şeyler yiyorsunuz. Otofaji devreye girmiyor. Bu BDNF faktörü artmıyor. Yani aptallaşıyorsunuz. BDNF faktörü artmadığı için, yeni nöronlar oluşmadığı için aptallaşıyorsunuz. Otofaji olmadığı için vücudunuz toksik, görevini yerine getiremeyen hücrelerle dolu bir halde oluyor. O yüzden gün içerisinde yorgunsunuz. O yüzden baş ağrınız var. O yüzden fibromiyaljiniz var. O yüzden geçmek bilmeyen bitkinliğiniz var.
Çünkü vücut yenilenemiyor. Yenilenmesi için fırsat tanımıyorsun çünkü. Ama sen aralıklı oruç uygulamaya başladıktan sonra bu açlığı vererek onların yenilenmesini sağlıyorsun. Şimdi ne yemeliyiz'e dediğimiz gibi taş devri dedik. Ne kadar yemeliyiz'e düşük karbonhidrat dedik. Ne zaman yemeliyiz sorusuna aralıklı oruç yapalım dedik. Nasıl yemeliyiz peki? Ben bunun da çok üzerinde duruyorum. Nasıl yemeliyiz? Yavaş yemeliyiz. Yavaş. Besinleri çiğnememiz lazım. Yani yiyecekleri hop attınız ağzında 2-3 tane çiğnediniz attınız. Bu sindirim sistemi için yani inanılmaz zor bir şey. Şimdi sindirim sistemimiz nedir? Yediklerimizin küçük parçalara ayrılıp bağırsaklar tarafından emilmesini sağlar basit tabiriyle. Şimdi siz büyük lokmalar gönderdiğiniz zaman bunun parçalanması daha zor oluyor. Ve sindirim sisteminde, mide sisteminde kolay parçalanamayan yapılar bağırsaklara parçalanmamış büyük yapılar halinde geldiğinde bağırsaklardan bunlar emilemiyor. Emilemediği zaman oradaki bakteriler bu parçalanmamış büyük yapılı molekülleri fermente ederek orada gaz şişkinlik gibi problemlere neden oluyor. Bu gaz şişkinlik bağırsak geçirgenliğine neden oluyor. Bağırsak geçirgenliği bizi otoimmün hastalıklara götürüyor. Bakın yani nereden nereye geldim? Bir lokmayı çiğnemeden yutmanın bedelini çünkü her bakın bizim aslında burada önemli nokta dediğimiz şey şu. Beslenmeyi her gün yapıyoruz. Ve siz her gün yanlış besleniyorsanız ve her gün yanlış az çiğneyerek hızlı yiyerek besleniyorsanız bu sizi bir günde hasta etmez. 2 günde hasta etmez. Ama böyle bir alışkanlığınız varsa yıllar içerisinde hasta olursunuz. Yani bu yavaş ilerleyen sinsi hastalıklar grubuna giriyor kronik hastalıklar. O yüzden yaşam şeklinizi değiştirdiğinizde her noktaya ne yiyeceğinize, ne zaman yiyeceğinize, nasıl yiyeceğinize kadar iyi düşünmeniz gerekiyor. En doğrusunu yapmanız gerekiyor. Çünkü bu hayatta tek bir bedene sahipsiniz. Başka bir bedene sahip olamayacaksınız. Yani şöyle bir hak olsaydı güzeldi. Mesela bugün kullandığınız araba eskiyor. Ya ben yeni model bir 2021 bir BMW alacağım diyorsunuz. Gidip alıyorsunuz. Ama bedende öyle bir şey yok. Ya bu eskiydi ben gideyim yenisini alayım diye bir durum yok. Buna iyi bakmamız gerekiyor o yüzden. Yavaş yiyeceğiz. Çok çiğneyeceğiz. Bolca çiğneyeceğiz. 4N'nin cevabına bu şekilde cevap verdim. 1K, 4N, 1K. 1K da şu, kiminle yemeliyiz? Onu da sevdiklerimizle yemek yemeliyiz. Sevdiklerimizle güven ortamında yemek yediğimiz zaman o besinleri daha rahat sindiririz. Daha rahat sindirilen besinler. Şimdi ben etrafta çok görüyorum. B12 düşüklüğü, D vitamini düşüklüğü. Yani yemesi içmesi de gayet iyi. Ama işte belki hızlı yiyor. Belki sevmediği birisiyle yiyor. Tam sindiremiyor. Yani tam emilim sağlayamıyor. Onun vitamin minerallerinden tam anlamıyla faydalanamıyor. Zaten artık günümüzde duvara bakıyoruz. Yani binalara bakıyoruz. Bu bile bir stres faktörü. Bu bile bizim sağlığımızı doğrudan etkileyen bir şey. Çünkü alışık olduğumuz şey bu değil. Yani insanoğlunun alışık olduğu şey doğa içerisinde organik, taze besinlerle beslendiği ve doğanın içerisinde temiz havayla hava soluduğu bir ortam aslında bizim alışık olduğumuz en olması gereken nokta bu. Genel olarak bu şekilde. Umarım 4N 1K güzel bir özetleme olmuştur izleyiciler için. Evet, ağzına sağlık. Güzel açıkladın Serhat Bey. Çok teknik oldu. İzleyiciler buna zaten faydalanacaklar bu konudan da. Şeyi anlatırken özellikle bu yemeği kimlerle yiyoruz? Hani sevdiklerimiz. Şey zaten gerçek bir stres hormonu zaten var olan bir şey. Özellikle biz bu yaklaşık 1,5 yılda bir pandemi sürecinden geçtik. Evlerde kapalı kaldık hafta sonları. İnsanlar sosyal yaşantısı olan bir canlıdır. Evet. Sosyal yaşantımız bitti. Özellikle zaten ben diyabetimin artık yüksek tansiyona taşınıp daha çok ortaya çıkmasını ben biraz hani pandemiyle zaten birleştiriyorum. Çünkü bütün stres artık birikti üzerimizde. En son bu stresi de hani diyabet zaten yüksek tansiyonu da vardı alt kapıda. Sonra patlak verdi. Şimdi insanlar gençken yine şunu bazen pek idrak edemiyor. Mesela gençken ya ben işte 10 tane ekmek yedim, 5 tane bir şey yedim, hiçbir şeyim yok. Ama öyle değil işte. Çünkü bu tür hastalıklar bir anda olmuyor. Bahsettiğiniz gibi biz pankreasımızı ne kadar yorarsak
ne kadar zorlarsa karaciğerimizi, bu zamanla artık mekanizma bozulmaya başlıyor. Ve özellikle 40 yaşından sonra artık önümüzde bir anda çıkıveriyor. Ya yüksek tansiyon, ya yüksek şeker artık karşımıza çıkmış oluyor. Ki bu zaten o zaman bir şey değil bu. Tamam, bizim geçmişe dönük yaşantımızla alakalı bir süreç. Bizim beslenme alışkanlığımızla bir süreç. Hani gençken ben bunu yaptım, böyle beslendim. İşte bu ilerleyen yaşlarda artık karşımıza bir şekilde geliyor. Bizim özellikle insanlar şunun bir farkına varmaları lazım. Şekerlerini ya da bir takım insülini kontrol etmek istiyorsalar beslenme modelini hemen bugünden oturtması lazım. Şu şekilde. Çünkü az önce bir soru geldi. Yani biz insülin direncim var. İki öğün beslenirsem bana zarar olur mu? İşte bu iki öğün beslenme geçerken Burada bir araya girmek istiyorum. Eğer insülin direnciniz varsa veya tip 2 diyabetiniz varsa ve aralıklı oruç uygulamak istiyorsunuz, düşük karbonhidratlı diyet uygulamak istiyorsanız eğer bir anda sert bir şekilde geçiş yapmayın. Bu ilk önce vücuda bunu alıştırın. Örnek veriyorum, aralıklı oruçta 2 öğün beslenin diyoruz, değil mi? Siz ilk başta ya 16 saat aç kalın, 8 saat tokluk süreniz olsun. İlk başta 12-12 ile başlayın. 12 saat açlığınız, 12 saat tokluğunuz olsun. Yani bedene bunu yavaş yavaş alıştırın. Bir anda karbonhidratları 100 gramın altına düşürmeyin. Yavaş yavaş düşürün. Çünkü bir anda sert değişiklikler bedende istemediğimiz komplikasyonlara, istemediğiniz rahatsızlıklara neden olabilir diyeyim. Sizi devam edebilirsiniz kaldığınız. ben zaten onu söyleyecektim. Yani bu geçişi bir anda yapmasınlar. Onun en iyi örneği benim. Ben keto yaptığım zaman, başladığım zaman ben bir anda kestim karbonhidratları. Ha, Ve öyle. ben diyabet hastasıyım. Ben 52 saat uyuyamadım. Yani 52 saat ben uyuyamadım. Böyle herkes beni korktu, çevrem dedi bu çıldıracak falan. Çünkü beyin benden sürekli artık glikoz bariyerini aşmış. Sürekli sizden şeker istiyor artık. Ben mücadele veriyorum. Ben karbonhidratı kesmişim. 52 saat beyin benimle mücadele verdi. Ben böyle sanal hipoglisemi atakları yaşadım geceleri. Ama ölçtüm şekerimi. 90'ların 100'ün üzerindeydi. Ama 52 saat sonra artık beyin dedi ki ya bu artık bir şey bana vermeyecek. Pes etti. 52 saat sonra artık beyin tamamen pes etti. Ama bu işte bu süreç biraz şey. Hani birden kesmek ben de önermiyorum. Hani normalde keto diyet yapanlar da günde 5 öğünle başlasınlar, 6 öğünle başlasınlar. Zamanla zaten bu öğün sayısı azacaktır. Güzel, kaliteli karbonhidratlarla sizin glisemi indeksi düşük yiyeceklerle zaten beslenmeye başladığınız zaman 3 öğünde veya 4 öğünde ertesi zaten o kendiniz düşüyor zaten 2 öğünde veya 3 öğüne doğru gidiyor. Hani bu zaten vücut bunu istemiyor sizden. O yüzden bu süreci de ama gene orada beslemede şey önemli, doğru besin madde önemli. Yani ben ekmeği yine kepekli ekmek yedim. Tam burada yani tahıl sokarsalar o şeye tabaklarına bu iş olmaz. Tahılı bir defa bırakacaklar. Çünkü onların bir de şey var, bir algı var Ferhat Bey. Bu tam buğday ekmeği de ama beyaz ekmek arasında zaten bir 10 gram karbonhidrat farkı var ama onun tam buğday denmesi sanki birine hani çok düşük karbonhidrat olup da insana ben 50 gram mesela tavayanda bir ekmek yedim. Yani 50 gram fark etmez. Sonuçta tahıl alıyorsun ve karbonhidrat alıyorsun. O zaten yansıması size insülin hareket oluyor. Bu zor bir şey değil. Değil sadece mücadele istiyor. Bunu başarırlar. Ferhat Bey, ben size bir soru sormak istiyorum. Az önce bu bana çok soruluyor. Ben bunu cevaplıyorum ama yine sizin gibi teknik olarak ben sizden bunun cevabını istiyorum. Genelde siz zaten fizyoterapistsiniz. Sporcu da çok güzel kimliğiniz var sizin. Bu sorunun cevabını çok güzel verirseniz. Şimdi diyabet hastaları bu kan şekerini düşürmek için yürüyüş yapıyorlar. Çıkıyorlar günde 2 saat, 3 saat bilinçli veya bilinçsiz yani yürüyüş yapmaya çalışıyorlar. Ve özellikle yemekten sonra yürüyüşün kan şekerini düşecekler sanıyorlar ama oysa ki hareketlilik bu kan şekerini daha da yükseltiyor. Yemekten sonra tok karnı yapan yürüyüşler kan şekerini yükseltiyor. Diyorlar ki bu neden dolayı oluyor? Şimdi şöyle, şimdi biz yürüyüş yaptığımız zaman da beden içerisinde kan şekerinin neden yükselmesi gerekiyor? Biz bir fiziksel aktivite yaptığımız zaman
bedenin kandan hücrelere çekebileceği bir glikoz olması gerekiyor. Yani şimdi ben normalde bir evimde oturuyorum. Şeker hastasıyım, evimde oturuyorum. Hiçbir fiziksel aktivitem yok. Yediklerim sonrasında insülin belli bir şekilde azaltmaya çalıştı. Hücrelere geçirmeye çalıştı. Ben yürüyüş yapmaya çıktığımda 15-20 dakikalık bir yürüyüş yaparken beden şöyle algılıyor. Diyor ki ya kaslar çalışıyor. Bacak kasları çalışıyor. El kol kasları çalışıyor. Normalde bu insan bu saatte evde oturuyordu. Ama şu an bir aktivite var. O yüzden ben kan şekerini yüksek tutmaya çalışayım. Çünkü şu an ihtiyacı var bu kişinin diye. Kan şekerini yüksek tutmaya çalışıyor. O anki duruma siz bakmayın. Zaten egzersizin etkisi 2-3 saat sonra bedende oluşur. Yani siz örnek veriyorum düşük karbonhidratlı besleniyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Düşük glisemik indeksi besleniyorsunuz. Bir yandan da egzersiz yapmanız harika. Egzersiz de yapın. Ama egzersiz yaptıktan sonraki o kan şekerinizin yüksek olması sizi yanıltmasın. O kan şekeri yavaş yavaş düşecektir. Ve sizin genel sağlığınızı da bu arttıracaktır. Yani oradaki durum sadece beden o an seni düşünüyor aslında. Seni düşünüyor. Diyor ki ya şu an bu insan galiba odun kırmaya gidiyor diyor. Böyle düşünüyor beden. Çünkü 100 yıl öncesine kadar doğal gaz diye bir şey yoktu. Beden akşam saatlerinde ne yapıyordu insanlar? Odun kırıyorlardı, odun topluyorlardı ya da ne bileyim ateş yakmaya çalışıyorlardı. Sürekli bir fiziksel aktivite vardı bedende. Ve o yüzden vücut ne yapıyor? Ya bu bir iş yapıyor şu an. Hani bu yürüyüş bile olsa ben onu zor durumda bırakacak halde olmayayım. Kan şekerinde yani kanında ihtiyaç duyduğu glikozu bulundurayım istiyor. Yani benim şu noktada şuraya değinmek istiyorum. Yani 100 yıl öncesindeki insanların fiziksel aktivitesiyle şu anki insanların fiziksel aktivitesi arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bir insan 100 yıl önceki insanı düşünelim. Sabaha kadar bir kere bu kadar sıcak yani şöyle düşünün. Kış aylarında biz sıcak evlerimizde rahat rahat uyuyabiliyoruz. Onlar kerpiç duvar evlerde soğuk bir ortamda uyudukları için vücudu ekstra kalori yakıyordu. Bir uykudan başladım. Sabah uyanıyorlardı. O ne buzdolabı öyle bir şey yok. Ekmek falan diye bir şey yok. Çıkıp bir şekilde hazırlayacak. Çıkıyorlardı. İlk önce bir ateş yakıyorlardı. Ateş yakmak için bir mücadele, bir fiziksel aktiviteye giriyorlardı. Varan iki. Üçüncüsü besinleri gidip tarladan topluyorlardı. Evde buzdolabı tarzı bir şey. Evde gidip bir yerden alıyorlardı. Bir yol sarf ediyorlardı. Bir yürüyüş yapıyorlardı. Üçüncü fiziksel aktivite. Sonradan bir yemek yediler diyelim. Tarlaya gidiyorlar veya başka bir bizim şu anki günümüzdeki işler gibi işler değil. Ben mesela ne yapıyorum? Ofise gidiyorum, diyetisyenlik ofisine. Danışanlarımla görüşüyorum. Oturuyorum akşama kadar mesela. Ama onlar ne yapıyordu? Daha çok reçberlik dediğimiz tarımla hayatlarına devam ettirdikleri için akşama kadar ya çapa yapıyorlardı ya tarlada çalışıyorlardı ya da başka bir şey yapıyorlardı ve sürekli bir fiziksel aktiviteleri vardı. Varan dört. Akşam eve geldiklerinde yine bir ateş yakmaları gerekiyor. Yine bir fiziksel aktivite gerektiren bir iş yapıyorlardı. Yemek hazırlıyorlardı. Şimdi bir siparişle hazır yemek önünüze gelebiliyor. Varan 6. Anlatabiliyor muyum? Ve bu insanlar akşam 7-8'de ya da 9'da, en geç 9'da uyuyorlardı. Ve sabah ertesi gün güneşle birlikte uyuyorlardı. Güneşle birlikte uyanıyorlardı. Ve bizim alışık olduğumuz ideal yaşam tarzımız bu. Peki biz şu an ne yapıyoruz? Bunu tam tersi hareket ediyoruz. Sabah uyanıyoruz, poğaça, meyve suyu, hop, karbonhidrat, sanki şey, tarlaya çalışmaya gidiyor sanki. Poğaça, meyve suyu içiyor, uyanır uyanmaz. Ondan sonra gittiği iş yerinde de yaptığı fiziksel aktivite yok. Akşama kadar masa başında oturuyor ya da ofis çalışanı. Öğle yemeği yiyor. Öğle yemeğiyle akşam yemeği arasında bir ara öğün yiyor. Ama bir fiziksel aktivite yine yok. Akşama kadar oturuyor. Akşam gibi evde bir daha yiyor. Sonra uyumadan önce bir daha yiyor. Ve gece 12-1'de uyuyor. Yapay ışıkların altında uyanık kalıyor. Vücut buna alışık değil. Melatonin hormonu saat 10'da salgılanmaya başlar. Uyku hormonu saat 10'da salgılanmaya başlar. Vücutta bizi uyandıran, mesela bazı insanlar ya kendiliğinden uyandım bugün derler. Sen uyanmadın, seni kortizol uyandırdı. Bizi uyandıran hormon da kortizol hormonudur. Sabah 6'da pik yapar. Bizi uyandırır. Güneşle birlikte kortizol bizi uyandırır. Melatonin güneş batmasıyla bizi uykuya daldırır. Yani aslında bizim alışık olduğumuz sistem bu. Ama şu an insanoğlu bunun tam tersi bir yaşam tarzı içerisinde yaşıyor. Ve sonra hastalandığın zaman da ben niye hastalandım diyor. İşte o yüzden bu bilgilerimiz. Mesela siz dediniz ya ben 52 saat uyuyamadım. Yani siz mesela şu anki yaptığımız canlı yayın
yapmak isteyen, ketojenik diyet yapmak isteyen ya da hayatını değiştirmek isteyen, yaşam şeklini değiştirmek isteyen insanlar için çok güzel bir yayın oluyor. Ya eminim siz de mesela zamanında böyle bir yayına denk gelseydiniz daha 52 saatlik bir uykusuzluk çekmezdiniz. Daha hani öyle yavaş yavaş kademeli olarak giderdiniz. Ama ben sizi de mücadelenizden dolayı kutluyorum. Yani bırakmamışsınız. Yaşam şeklinizin yaşam şekli değişikliğinin çok önemli olduğunu fark etmişsiniz ve o şekilde ilerlemişsiniz. Yani bu verdiğim örnekleri birazcık düşünsünler. Yani 100 yıl önce yaşayan bir insanla şu an yaşayan bir insan arasında çok büyük farklar var. Teşekkür ederim Ferhat. Nazlı sağlık. Şimdi az önce bu beslenme konusunda konuşurken siz bunu herkes çok biliyor. Bir takım çevre insanlar var. Market 100 metre ötede hani bakkal arabasıyla giden insanlar var. Düşün mesela 100 metre ötede arabasıyla gidiyor yani alışveriş yapmaya. Hani o iki poşetle bir şey getirmekle bile zorlanıyorlar çünkü aracıyla gidiyorlar. O yüksek kamyonata da hani yüksek kaloride yakamayan vücut ne yapıyor? Artık boyuna olamıyor da ene doğru gençler başlıyor. Özellikle ben son yıllarda hani sofralarımızın tamamen böyle bir şaşalı, görsel, böyle karbonhidrat depoları, şeker depoları şeklinde oluşunu zaten biliyoruz. Şimdi siz, benim yaşım biraz da orta yaş. Bizden, ben küçüktüm hatırlarım. 80'lerde ben ufaktım. Ortaokula gidiyordum ben 80'lerde. Yani o zamanki sofralar böyle değildi ama biz sebzemizi, proteinimizi yerdik duruma göre artık o an ne varsa. Ve ben 35'ime kadar hep ben şu anki kilomdayım. Ben 68-69 kiloda gezdim. Ben hep ben böyleydim ben. Ben son 5 yılda çok, 6 yılda biraz fazla kilo aldım. Şimdi ideal kiloya geldiğimiz için de şimdi aslında ben ideal kilomdayım. 30 yaş öncesinde de bu şekilde gezdim etrafım. Ama şu anda artık insanlar çok yüksek kilo olduğu için ideal kilosunda olan insanlar da artık zayıf olarak görüyorum. Mesela çelimsiz. Mesela bana diyor çelim sen ne kadar zayıfsın. Aslında ben zayıfım ve ideal kiloma geldim ben. Ben gençliğimde de böyleydim. Örneğin şeylerde Yeşilçam filmleri vardır. 70'ler zamanında bilirsiniz. Açarız mesela. O zaman insanlar hepsi fit. Gayet fitler. 70'lerde bir paketli gıdalar yoktur. Yüksek kalori zaten yoktur. Ve yaşam vücut fizik yapıları zaten yansımaktadır. Ama şu anda artık sokağa çıktığımız zaman hani 10 insandan en az 3 veya 4 yüksek kilo olur. Bu da işte tamamen yanlış beslenme alakalı. Egzersizlerle alakalı. Hayat çok hızlı akıyor. Fast food kültürü çok artık insanlara rahat ve ucuz doyma yolu oluşturuyor. İnsanlar yemek yapmaktan üşeniyorlar. Telefonla bir telefonla çok küçük paralara çabuk hızlı tüketilen gıdalara ulaşıyor. Tabii bu sonuçta artık insanlar üzerinde bir takım hastalıklar oluşturuyor. Bu tamamen insanların biz Ferhat Bey şunu söyleyeceğim ben. Biz burada insanlara tabii yaşam tarzından müdahale etmiyoruz. Biz hani ihtiyaç olan insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Görmelerini istiyoruz. Tabii. Ama biz kimsenin de şeyine müdahale etmiyoruz. Yani insan istediğini beslenebilir. Ekmeğini yiyebilir, şekerini de yiyebilir ama bir takım hastalığı varsa da veya hastalığı olacaksa da işte bu hastalık oluşmadan önce veya olması sürecinde bu tür beslenme, doğru beslenmeyle olacak olan hastalığı da durdurabilirler veya hastalıklar varsa yere döndürebilirler. Bu onların kendi öz iradesidir. Yani yaşamak isteyen her türlü isteği gibi yaşayabilir. Biz burada kimseye yaşamına müdahale etmiyoruz. İsteyen ekmeğini yer, şekerini yer ama işte bunun da yanlış olduğunu, aslında doğru olmadığını ifade etmeye çalışıyoruz. Ben size çok teşekkür ederim Ferhat Bey. Geldiniz. Son olarak böyle bir özet niyetinde birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi ben de size bir son olacak. Ben özel bir size bir son olacak benim de. Ondan sonra. Ya siz anlatın ben en son soracağım. O konumuzla alakası bir şey. Tamam. Şöyle şimdi bir özet geçmek istiyorum. Bundan 100 yıl öncesine kadar ki atalarımızın geldiği yaşantısına boyunca baktığımız zaman şu an fiziksel aktivitemiz ciddi oranda düşmüş durumda. Yani ciddi oranda daha az hareket ediyoruz. Daha sedanter bir hayat yaşıyoruz. Bu bizi hastalanmaya iten birinci faktör. İkincisi
Çok yüksek karbonhidratlı besleniyoruz. Paketli ürünler eskiden yoktu. Şimdi hayatımızda bu paketli ürünleri tüketimiyle birlikte çok fazla enerji, yani kalori, çok yüksek karbonhidrat içeren, enerji içeren besinleri tüketiyoruz. Bu bizi hastalıklara doğru itiyor. Bu iki. Üçüncüsü, sirkadiyen ritmimize uygun hareket etmiyoruz. Nedir sirkadiyen ritim? Güneşle birlikte uyanıp güneşin batmasıyla birlikte uykuya dalmak artık mümkün değil, yani gibi bir şey, yani artık baktığınız zaman. Yani çok geç saatlerde uyuyoruz ve çok geç saatlerde uyumamız bizim uyku kalitemizi inanılmaz azaltıyor ve uyku aslında çok çok önemli. Bedenin kendini yenilediği, yani uzun ve sağlıklı bir ömür yaşamak istiyorsanız eğer aralıklı oruç uygulayın. Düşük karbonhidratlı beslenin ve uykunuza dikkat edin. Bir de yapabiliyorsanız fiziksel aktivitenizi arttırın. En kötü yürüyüş bile, her gün 30 dakika 40 dakika yürüyüş bile, bunları yaparsanız hem yaşam kaliteniz yüksek olur, hem bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmazsınız, hem de uzun yaşamış olursunuz. Daha ne istersiniz yani? Bizim tabii burada insanların yaşantısına doğrudan bir yani değişiklik zaten yapamayız. Biz sadece burada da yaşam kalitesini arttırmak isteyen insanların nasıl bir yol izlemelerine gerektiği, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlatıyoruz nacizane. Işık olmaya çalışıyoruz. Umarım faydası olmuştur. Ben davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Sağ Yok sağ ol Ferhat Bey. Şimdiye kadar ben size diyetisyen kiminizle konuştum. Ben şimdi size bir fizyoterapist kiminizle gibi soru soracağım ben. Bu tamamen konu dışında olacak. Onunla da ilgili ben size bir bilgi almak istiyorum ben. Benim özellikle merak ettiğim konu var. Bu duruş, postür. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Çağımızın bir diğer kas iskelet problemi o da. Yani biz birazcık daha metabolik hastalıklar üzerine konuştuk. Beslenme daha çok metabolik hastalıklar üzerinden ilerliyor. Ama işte dediğim gibi bu yetersiz fiziksel aktivite, daha çok böyle ofis çalışanlarının ya da sedanter sürekli oturarak çalışan insanların yaşadığı en büyük problemlerden birisi bu postür bozukluğu ve bu postür bozukluğuna bağlı olarak boyun bel ağrılarının ciddi oranda artması. Yani ben şimdi bana çok fazla gelmeye başladı. Son zamanlarda özellikle bu pandemiyle birlikte daha da böyle bir hareketsizleştik. Pandeminin böyle birazcık şu an şu aralar böyle bir rahatlamasıyla birlikte hani ben klinikte çok fazla bel ağrısı, o boyun ağrısı yaşayan hasta geliyor bana. Burada yapmaları gereken en büyük yapılabilecek en güzel şeylerden birisi şu. Her saat başına telefonlarımız var. Şu telefonları kullanalım. Anımsatıcıya her saat başı size uyarı göndersin. İşte ne uyarısı? Su tüket, su iç, hareket et diye yazın mesela. Su iç, hareket et. Her saat başı bir oturarak bir iş yapıyorsanız bir 5 dakika ayağa kalkın. Bir YouTube'da da çok fazla içerik var. Postür ofis çalışanları için egzersizler diye yazarsanız oradaki egzersizleri bir uygulayın. Bir gidin bir bardak su için. Su içmeyi de çok unutuyoruz. Bir su için bir 5-10 dakika hareket edin. Bu bile postür bozukluğunuzun önüne geçmesinde çok etkili olacaktır. Ama her saat başı, bakın, her saat başı. Yani örnek veriyorum, 8 saat çalışıyorsunuz günde. 8 defa, 8 çarpı 5 ne yapar? 40 dakika yapar. 40 dakika vücudunuzu çalıştırmış olursunuz. Bu bile ileride kas iskelet problemi, boyun, bel ağrıları yaşamamanız için çok etkili olur. Yani o bel ağrısı gelmeden bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Çünkü o bel ağrıları gerçekten insanı yaşam kalitesini çok ciddi azaltıyor. Ya benim danışanlarım, ya benim hastalarım, ya hocam ben geceleri uyuyamıyorum ağrıdan diyorlar. Ya geceleri günlerdir geceleri ağrıdan uyuyamıyorum diyorlar. Artık bana bir şey yap diyorlar. Yani zaten eskiden böyle şeyler görürdük. Televizyonda böyle ipten sarkıtırlar çekerlerdi böyle. Hani İnsan artık o kadar ağrısından şey olmuş ki artık beni asıyor musun, vuruyor musun, ne yaparsan yap da şu ağrı geçsin. Hani asılmaya razı oluyor yani insanlar. O noktaya gelmemek için her saat başı 5 dakika, 10 dakika egzersizler yapabilirsiniz. Ben şu anda gösterebilirdim ama şu an direnç bantlarım falan yok. O yüzden hani YouTube'a yazarlarsa ofis egzersizleri diye çıkar. Çok sağ ol Ferhat Bey. Ağzına sağlık. İyi geldiniz, konuk oldunuz. Çok güzel teknik olarak bilgiler verdiniz. Daha teknik detaylarda. İnşallah bunlar insanlığa ulaşır. İstifade ederler. İnşallah. İnşallah.
yaşam kalitelerini yükseltirler. Bir takım artık hastalıklarından kurtulurlar. Temenni Bu duyarlar bütün çok sistemi. önemli bir şey. Mesela Ömer Bey, sizi de kutluyorum. Mesela sizin bir maddi anlamda bir çıkarınız da yok ama şu an insanlara yardımcı oluyorsunuz. Onların sağlıklarını, yani sağlığını arttırmak için vakit ayırıyorsunuz, araştırdıklarınızı paylaşıyorsunuz. Bu bile insanı iyileştiren bir şey, mutlu eden bir şey. Yani başkaları için iyilik yapmak, bedeni rahatlatan o stres hormonunu, stres yönetimine çok iyi gelen şeyler. Ben çok keyif aldım yayından. Eğer bir talep olursa izleyicilerden tekrar bir yayın da yapabiliriz ilerleyen günlerde. Teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ben size çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Konuk oldunuz. Ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık Berat Bey. Kendinize çok iyi bakın. Ben size buradan iyi bayramlar diliyorum. Yani zaten İyi bak. Arefe. Sayın Kurban Bayramımız. Buradan bütün izleyicilerden de onlar da bayramını kutluyoruz. Ayrı bayramlar dilerim hep beraber. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. İyi Çok sağ akşamlar. olun. Bugün Ferhat Bey geldi. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teknik bilgiler aldık kendisinden. Yani zaten diyetisyen, fizyoterapist, çok donanımlı bir insan. Dediğim gibi sayfası çok verimli. Takip etmenizi öneririm ben Ferhat Bey'im. Çok da doğru bilgilerden bahsediyor. Kendisi de otoimmün hastalığını tamamen doğru beslenme yöntemiyle çözmüş insan. Onu da kutluyoruz. Güzel bir yayındı. Ben tekrar buradan Ferhat Bey'e teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar.